Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülten ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Ordu Spor 1967 12. haftada konuk oldu. Muş 1984 Muş Sporu 3-0 yendi. Ordu Spor 1967 3. Lig 4. Lig 4. grubun 12. haftasında Muş 1984 Muş Spor'a konuk oldu. Mor Beyazlar 5. dakikada Önder Aktan golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda iki ekip de pozisyona girse de değerlendiremedi. Ordu Spor 1967 ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın 51. dakikasında Mor Beyazlardan Şükrü Kaan Kılıçaslan'la farkı 2'ye çıkardı. Maçın skorunu 90 artı 8. dakikada Cevat ikinci belirledi. Ordu Spor 1967 deplasmanda 3-0 kazandı. Temsilcimiz 3. Lig 4. grupta üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 15'e yükseltti. Eliki Ordu Spor 12. haftada evinde Talas Gücü Spor ile 0-0 berabere kaldı. 52 Ordu Spor 3. Lig 1. grubun 12. haftasında Yeni Ordu Stadyumunda Talas Gücü Belediye Sporu ağırladı. Mor Beyazlar mücadelenin ilk yarısında gol pozisyonları yakalasa da sonuçlandıramadı. 52 Ordu Spor Talas Gücü Belediye Spor maçında devre arasına golsüz eşitlikle gidildi. Maçın son 45 dakikasında sayısız gol fırsatından yararlanamayan temsilcimiz Rakibine pozisyon fırsatı verdi. İlk ekipte bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve maç başladığı gibi 0-0 tamamlandı. 52 Ordu Spor evinde hanesine 1 puan yazdırırken 17 puanla 5. sıraya geriledi. Talas gücü ise deplasmanda ilk kez puan alarak puanını 13'e çıkardı. Fatsa Belediye Spor 12. haftada taraftarı önünde Belediye Kütahya Spor ile 0-0 berabere kaldı. Fatsa Belediye Spor 3. Lig 3. grubun 12. haftasında ilçe stadyumunda Belediye Kütahya Sporu konuk etti. Mutlak galibiyet için sahaya çıkan mavi siyah sarılar istediği sonucu alamadı. Temsilcimiz ilk yarıda rakibi karşısında İstediği golü bulamadı ve devre arasına 0-0 eşitlikte gidildi. Mücadelenin ikinci yarısında da 2-2 fırsatlardan yararlanamadı ve maç 0-0 sona erdi. Bu sonuçta Fatsa Belediyespor evinde önemli bir 2 puan kaybetti. Belediye Kütahya Spor ise puanını 18'e çıkardı. Mavi Siyah Sarıllar puanını 19'a yükselterek 6. sıraya yerleşti. Karadeniz Offroad Kupası'nın 5. ayak final yarışları Altınordu ilçesinde gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu işbirliğinde Karadeniz Offroad Kupası 5. ayak final etabı Ordu'da düzenlendi. kıl Kılçadır mevkiinde gerçekleşen yarışlara 9 ilden 23 araç katıldı. Yarışı ev sahipliği yapan Ordu Gezen Bilir Offroad Spor Kulübü Başkanı Muhammed Çelebi yarışlarda kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. İyi, güzel, heyecanlı, seri bir yarış oluyor. 15 günlük bir çalışmanın ardından bu sahayı yaptık. Bu sahanın yapımında Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Sponsorlarımıza çok Sponsor, teşekkür ediyorum e, Hava muhalefetinden bayağı çekinmiştik Şükür bir sıkıntı olmadı Hafif rüzgar var ama akıcı bir yarış var Çok güzel de bir seyirci var Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mesudiye ilçesi Topcan mevkine 3 adet saha yapıldı Ordu'da yatırımlarını aralıksız devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Mesudiye Topçam Barajı mevkiine futbol, basketbol ve voleybol sahası yapıldı. Yapılan tesislerde Mesudiye Kaymakamı Bahri Gökalp, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Topçam Ortaokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin katılımlarıyla ilk maçlar gerçekleştirildi. Öğrencilerle birlikte futbol, voleybol, basketbol oynayan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından sizlere spor yapmanız için kazandırıldı. Toplarınızı, ihtiyaçlarınızı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzden yollayacağız inşallah. Önemli olan burada sizlerin bu tesislere sahip çıkmanız ve boş zamanlarınızda bu tesislerde spor yapmanızdır dedi. sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.